Herkese merhabalar, ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım ve bugün size boyun ve dekolte bölgesinin kırışıklıklarını nasıl azaltırız veya oluşmalarını nasıl engelleriz onlardan bahsedeceğim. Boyun ve dekolte bölgesi de öncelikle yüzümüz gibi güneşe çok açık bir bölge, özellikle bu bölge açık giyindiğimizde veya deniz kenarında, plaj kenarında. Bu nedenle aynı yüzümüzde olduğu gibi ultraviyole ışınları dekolte bölgemizde de kolajen kırıklıklarını hızlandırarak, yani kolajenin azalmasını, parçalanmasını hızlandırarak kırışık oluşumunu hızlandırıyor. Aynı zamanda güneş lekelerine sebebiyet vererek daha burada böyle lekeli bir görünüm ve daha yaşlı bir görünüm, daha yaşlanmış bir cilt görünümüne neden olabiliyor. Ve yine güneş deri kanseri gibi bazı ultraviyolenin tetiklediği cilt kanserlerini bu bölgede artırabiliyor. Bu nedenle öncelikle birinci basamakta dekolte ve boyun bölgesinin kırışıklığını engellemek için ve bu lekelerin oluşumunu engellemek için ilk basamakta yapmamız gereken tabii ki güneş kremi kullanmak. Bu bölgemiz açıksa ve direkt güneş ışığına maruz kalacaksa güneş kremi kullanmak, hatta dışarıdaysak, plaj kenarındaysak da 2 saatte bir yenilemek. Bu bölge için ikinci önerim de pozisyonel kırışıklardan korumak. Ne demek bu? Yattığımızda göğüs arasında oluşan kırışıklık veya işte elinizi koyuyorsanız boynunuzda oluşan kırışıklıklar. Bu kırışıklıklar sürekli her gece aynı pozisyonda yatıyorsanız bir süre sonra o bölgede pozisyonel, derin ve belirgin kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Bu nedenle yatış pozisyonunuzu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunun için özel göğüs arasında yastıklar var. Bunlar denenebilir veya sırt üstü yatmak denenebilir. Sırt üstü yatış yastıkları var. Beach pillow'lar diye geçiyor. Bunlar bakılabilir veya uykuya hani kendi kendinize telkin ederek, alışmaya çalışarak sırt üstü yatmaya alıştırılabilir bu tarz pozisyonel kırışıklıklardan dekolte bölgesini korumak için. Yine özellikle yaz aylarında, deniz kenarlarında, daha güney iklimlerinde olan, işte sürekli askılı giyinen kişiler ve deniz kenarında çok uzun vakit geçiren veya açık havada çalışan, açık havada çok uzun süre vakit geçiren, dekolte ve boyun bölgesi çok uzun süre güneşe maruz kalan işlerde çalışanlar içinse güneş kremine ek olarak polipodium lokomatas ekstraktı kullanılabilir. Bu ne? Bu bir OTC, yani gıda takviyesi formunda ilaçlar. Kozmetin polipodium eğreltisi, lokomatas eğreltisi diye ekstraktı var. Ultraviyoleye bağlı oluşturduğu zararın azaltılmasına dair antoksidan etkileri olduğuna dair son yıllarda yapılan araştırmalar var. Özellikle yaz ayları kullanılabilir ama ben her zaman söylüyorum, bu gıda takviyesi bile olsa, içinde sadece vitaminler ve mineraller bile olsa mutlaka doktorunuza, kendi hekiminize danışmadan kullanmanızı önermem. Kullandığınız diğer ilaçlarla etkileşime girebilir veya herhangi bir hastalığınız varsa sizin için doğru olmayabilir. Ama bu tarz ağızdan alınabilecek gıda takviyeleri de var. Güneşin zararlı ışınlarından korunmaya yardımcı, antioksidan etkili olabilen. Dördüncü önerim ahalarla eksfolyasyon. Ahalar neler var? Glikolik asit var, laktik asit var. Burada mesela örneğin Etatpür'ün %10 glikolik asitli serumu var. Ne yapıyor glikolik asit? Her zaman söylüyorum, eksfolyasyon yapıyor. Yani cilt yenilemesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda glikolik asit çok küçük bir molekül olduğu için de derin tabakalarına kadar girdiklerinin kolajen sentezine yardımcı oluyor. Yalnız glikolik asit güneşe karşı duyarlandırdığı için çok iyi bir şekilde güneşten korunmak gerekiyor kullanırken. O yüzden yaz aylarında çok iyi güneşten korunamıyorsanız kullanmanızı önermem, güneşe karşı hassaslaştırdığı için. Peki başka ne kullanılabilir dekolte bölgesinde kolajen arttırıcı serumlardan? Yine retinol kullanılabilir. Burada örnek olarak Estederm'in retinolü var. Estederm'in retinolü, binde 3 retinol içeriliyor. Başlayabilir. Kıvamı güzel. Hassas ciltler de haftada 1-2 başlayabilir. Hatta haftada 1-2 retinol, haftada diğer 1-2 gün glikolik asit ahal veya diğer ahalar olarak dönüşümlü kullanılabilir. İlla her gece sürmek zorunda değil ikisi de. 2 gün retinol, 2 gün ahal şeklinde dönüşümlü kullanılabilir. Retinolü gece öneriyoruz daha çok. Retinol yazında devam edilebilir. Tabii ki uygun güneş koruma metotlarıyla birlikte. Retinol ne yapıyor? Yine kolajen artışını hızlandırıyor. Cildin iyileşmesini hızlandırıyor. Hem var olan kırışıklıklarda hem de oluşabilecek kırışıklıklara karşı engellemeye yardımcı oluyor bu şekilde. Evet, ne yaptık? Baştan beri güneşten koruduk. Aha ve retinol kullandık. Aha'yı dediğim gibi güneşe karşı
ahaların glikolikasit laktikası duyarlandırdığını unutmayalım. Ahalarla ve retinolle yine ince kırışıklarda hem savaştık hem koruduk. Pozisyonel kırışıklıklardan koruduk ve son olarak nemlendirme adımı var. Nemlendirmek neden önemli? Hem ince çizgileri daha dolgun göstermek adına, hem cilt bariyerini onarmak adına. Tabii ki nemlendiricilerin bugünden işte 2 yıl sonraya asitler gibi bir kolajen sentezini arttırıcı etkisi yok ama nemlendiricilerin de bariyeri onarmasıyla ve daha cildi nemli tutmasıyla ve bu asitleri daha hapsedebilmesiyle aslında bunlara yardımcı etkileri var. Bu nedenle nemlendirici çok önemli ve ince kırışıkların da görünümünü iyileştirecektir. Nemlendirici ne kullanabilir? Bu bölgeye özel bazı markaların nemlendiricisi var. Mesela Institut Estederm'in var, Buzz Shaping Cream diye. Bu bir nemlendirici, 200 ml. Ama aynı zamanda içinde cross polimerler var şu şekilde. Cross polimerler ne yapıyor? Nemlendirici etkisinin yanı sıra cross polimerler lifting etkisi yapıyor. Hücre arası gerginliği arttırıyor. Bundan da mesela hani 2'in 1 gibi sadece nemlendirme değil cross polimerler de olsun derseniz böyle bir üründe kullanılabilir, faydalanabilir. Onun dışında yine gündüz güneş kreminin altına hani nemlik hissi vermesi için, ince çizgilerde daha nemli görünüm sağlamak için ne kullanılabilir? Hyaluronik asit serumlar kullanılabilir. Burada Vichy'nin PA epidermik filleri var ve %1,5 iyi bir oranda hyaluronik asit içeriyor. İçinde aynı zamanda C vitamini ve peptitler de var. Sabah güneş kreminin altına sürülebilir. Ne yapacak çünkü güneş kreminin altında bu hyaluronik asit? Daha ince kırışıklıkları nemli göstererek daha görünümlerini hafifletecek, azaltacak. İnce kırışıkların daha dolgun görünmesine sebep olacak. O yüzden gündüzleri böyle bir ürün kullanmak isteyenlerin ise güneş kreminin altına bu tarz bir hyaluronik asit serum kullanabilirler. Tabii ki üstüne güneş kremi sürerek. Peki, tüm bunları kullandık ama daha da etkili bir işlem istiyoruz. Dermatoloğa kliniğe gittim. Neler yapılabilir bu bölgenin gençleştirilmesi için? Bu bölgenin gençleştirilmesi için lazerler yapılabiliyor. Ablatif ve non-ablatif lazerler var. Soyucu olan, soyucu olmayan lazerler. Bunlar hem cilt yenilemesi yapıyor. Lekeleri gidermek için, cildi yenilemek, daha parlak gözükmesini sağlamak için. Hem de derin tabakalarını da uyararak kolajen sentezini de arttırmak için yapabiliyoruz bunlar. Oldukça etkili ve başarılı işlemler. Bunların bir kısmı yaz ayları da yapılmıyor. Bunu dermatolog size bilgi verecek. Yine mikro iğneleme işlemleri var. Yine mikro iğneleme işlemlerinin de amacı kolajen sentezini arttırabilmek. Bunlar işte altın ne diye duyuyorsunuz. İğneli radyo frekans işlemleri veya diğer dermapen dermaroller işlemleri. Ben evde dermarollerleri önermiyorum. Her zaman söylüyorum. Çünkü sterilize edilmesi gerekiyor. Enfeksiyon riski var. Üzerine sürülen ürünün dermarollere uygun bir ürün olarak sertifikalandırılmış olması gerekli, belgeleri olması gerekiyor. Ve enfeksiyon gelişme riski durumunda işte takip gerekiyor. O yüzden ben ev olanları pek önermiyorum. Zaten 2 milimetrenin altındaki tamburlarda biliyorsunuz dermaroller iğneli bir tambur çok fayda etmediğine dair yayınlar var. 2 milimetreyi aktif olarak kişinin kendi kendine batırması da oldukça zaten zor. O yüzden etkisine, riskine değmeyeceğini düşünüyorum ve önermiyorum. Ama mikro iğneleme işlemi kliniklerde yapılabilir yine. Onun dışında ince çizgilerin direkt içlerini doldurmak amacıyla hyaluronik asitli veya hyaluronik asitli olmayan diğer dolgu maddeleri kullanılabilir. Bunlar hakkında sizi zaten doktorunuz bilgilendirecektir. Yüz gençleştirme, yüz için anti-aging metotlarla ilgili ve anti-aging kremlerle ilgili videom için burayı tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.